Arka Bahçede Bilim başlıyor. Kelebekleri kendi oyunlarında yenmek için yapma çiçek kullanıyoruz. Her tarafta gördüğümüz gökkuşağının gizemli renkleri nasıl meydana geliyor? Hiç el yok. Bardağa dokunmadan buzu dışarı nasıl çıkarabilirsiniz? Uçan bir yumurtanın geri iniş süresi. Daha yumuşak bir iniş olabilir mi? Arkadaşlarınızı kese kağıdından çıkan bir canavarla şaşırtın. Belki de duymak inanmak demektir. Ve kağıtlarla yapabileceğiniz inanılmaz şekiller. Siz de kendi şeklinizi yapmak istemez misiniz? Bak Jason, bu bir kuş, bu bir uçak, bu bir... Olamaz. Yoksa bu bir uçan yumurta mı? İşte size çözülmesi gereken bir arka bahçede bilim sırrı. Ty'le birlikte aşağıda bekleyen Blake'e bu yumurtaları kırmadan ulaştırmaya çalışacağız. Önce serbest atlayışı deneyelim. Oo, bu düşündüğümüzden daha yapış yapış bir sonuç verdi. Daha yumuşak bir iniş olmasını sağlamamız gerekiyor. Pekala, bir de bu yöntemi deneyelim. Olamaz. Hiçbir gelişme kaydedemedik. Galiba sıkıntı yumurtanın indiği yerde. Elimizdeki yumurtalar bitmeden önce bu işe bir çözüm bulmamız gerekiyor. Son bir deneme daha yapalım. Hadi bir de bunu yakala bakalım. Sanırım bu da olmadı. Şimdi size Tangram adı verilen eski bir Çin oyunu sayesinde nasıl böyle resimler yapabildiğimizi göstereceğiz. Bunun için gerekli malzemeler şöyle. Kare şeklinde bir kağıt, makas, keçeli kalem ve bir cetvel. Önce sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru kağıdı ikiye ayıran bir çizgi çizin. Kağıdın üst köşesini o çizgiye doğru kıvırarak bir kat yeri oluşturun. Bu kat yerinin üzerinden kaleminizle ilk çizdiğiniz çizgiye paralel olarak geçin. Daha sonra iki paralelin ortasından aşağı doğru bir çizgi daha çizin. Kağıdınızın ucunu biraz önce yaptığınız köşeye doğru katlayın. Kat yerini belirginleştirin ve yine kenarından bir çizgi çekin. Ve sonra kağıdı bu sefer en geniş köşeye doğru katlayın. Aşağı doğru bir çizgi çekerek onu da ikiye ayırın. Uzun kısmı kağıdın ortasına doğru katlayın. Bu sefer çizdiğiniz çizgiyle bir üçgen meydana getireceksiniz. İşte elinizde bir tangram yapmak için gereken her şey var. Pekala, artık kesmeye başlayabilirsiniz. Bir tangram 7 parçadan oluşur. Birbirinden farklı 5 üçgen, bir kare ve bir paralel kenar. Bu 7 parçayı kullanarak binlerce başka şekil ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela bir kuş. Veya bir tekne. Hatta bir tavşan bile yapabilirsiniz. Harika değil mi? Çok garip. Bu bir tavşan. Oysa ben buraya bir kuş bıraktığıma eminim. Hadi bakalım, işin içinden çık çıkabilirsen. Birazdan Anjeli'yi inanılmaz derecede şaşırtacağım. Ona bu kese kağıdının içinde bir canavar olduğunu söyleyeceğim. Eğer çıkan sesi duyarsa buna inanacağına eminim. Güzel. Duymak inanmak demektir. Bu sesi canavarın dev ayaklarının sesi sanıyor. Dev antenini ve hatır hutur çiğneme seslerini hayal ediyor. İşte size sesle ilgili öğrenmeye değer bir bilgi. Ses kağıt gibi somut bir maddenin içinde havadakinden çok daha iyi hareket eder. En ufacık sürtünme sesleri bile normalde duyduğumuzdan çok daha yüksektir. Bu şekilde küçücük bir böceğin çıkardığı sesi beynimiz dev bir canavarın çıkardığı ses olarak algılayabilir. Oo, bu çok korkutucu. Bundan anlıyoruz ki bazı şeyler göründükleri kadar korkutucu değildir. Bilemiyorum Dana. Bence Margaret ve Tay'ın uçan yumurtaları oldukça korkutucu görünüyor. Elimizdeki yumurtaları aşağıda bekleyen Blake'e kırmadan ulaştırma denemelerimizin hepsi şu anda sonuçlandı. Her şeyi denedik.
Sanırım bize gerekli olan şey paraşüt. Bunu birkaç tane çöp torbası, bant, makas, ip ve birkaç tane plastik bardakla yapabiliriz. Say bize küçük bir paraşüt yapacak. Ben de büyüğünü yapacağım. Önce bir kare keselim. Sonra da 4 tane eşit boyda ip kesmemiz gerek. Bunlar paraşütün ipleri olacak. Bunların her birini bir köşeye yapıştıralım. Sonra da hepsini bardağa iliştirelim. Son olarak değerli yükümüzü bardağın içine yerleştirelim. Sizce hangisi daha başarılı olacak? Küçük olan mı yoksa büyük olan mı? Pekala, artık bunu denemeye hazırız. 1, 2 ve 3. İşte geliyor. Küçük paraşüt büyük olandan çok daha hızlı. Ve küçük paraşüt yere çakıldı. Aa, büyük olanın başına da aynı şey geldi. Başladığımız noktaya geri döndük. Paraşüt düşen bir cismin hızını keser. Rüzgarla dolduğu için rüzgara karşı direnir ve sürüklenir. Yer çekimine karşı düşüş hızını yavaşlatabilmek için paraşütün yeteri miktarda sürüklenmesini sağlamak gerekir. Paraşütümüzü daha da yavaşlatmak için acaba ne yapabiliriz? Belki de sıkıntı paraşütün ipleridir. Uçaktan atlayış yapanlar genellikle yerden 4 kilometre yukarıdan atlar ve paraşütlerini yaklaşık 1 dakika boyunca serbest bir biçimde düştükten sonra açarlar. Bu onların hızını 3 saniye gibi kısacık bir süre içinde saatte yaklaşık 200 kilometreden 20 kilometreye düşürür. İşte buna havada fren yapmak denir. Giysilerdeki yağ lekelerini çıkarmanın en iyi yöntemini bulmak için çalışırken Blake benim deneme tahtam olacak. Gerçi kendisi bu işte biraz gönülsüz ama ne yazık ki kurtulma imkanı yok. Güzel, lekeli tişörtümüz hazır. Şimdi bakalım lekeyi çıkarmak için ne yapabiliriz? Elimde limon, soğan ve süt var. Önce limon. Onu tişörte iyice sürtelim. Pek işe yaradığı söylenemez. Sıra soğanda. Onu da iyice sürtelim. Hiçbir değişiklik olmadı. Ve son olarak süt. Bir parça bezin üzerine damlatalım. İşte oldu. Blake'e neler olduğu hakkında en ufak bir fikri yok. Lekenin çıkması için önce çözülmesi gerek. Ve bu işin kuralı şöyle. Çivi çiviyi söker. Yağ lekesi neden oluşur? Tabii ki yağdan. Limonla soğanın içinde yağ olmamasına rağmen sütün içinde bol miktarda yağ olduğu için doğal olarak yağ lekesini en iyi çözen de o oldu. İşte problem çözüldü. Blake artık lekeleri nasıl çıkaracağını biliyor. Beni zor bir görev verdim. Bu kare kağıdı havada savurunca ses çıkaracak bir şekle sokması gerek. Hayır, öyle değil. Kağıtları katlayarak şekiller vermeye